Öncelikle merhabalar. İsmim Mesut Diker. 1990 yılı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitim Bölümü. Grafik Ana Sanat Dalı Profesör Doktor Mehmet Zeyd Kuşoğlu Atölyesi mezunuyum. Üstad Hocam da burada teşrif ettiler. Allah razı olsun. Aslen Mersinliyim. Halen Adana'da yaşıyorum. Grafik sanatların dışında resim, acizane, minyatür, hat, resim ve grafik tasarımla uğraştım uzun yıllar. Son dönemde de ağırlığını tamamen hat ve sedefe ağırlık verdim. Sedef bildiğiniz gibi bir deniz yumuşakçasının kabuğudur. İstiridye kabuğu, genelde sıcak denizlerde olur. Hatta bazıları içinde çok değerli inciler de çıkar. Çok eski tarihlerden beri kullanıla gelen bir süs eşyası olarak kullanılmış, bazen takılarda kullanılmış, bazen farklı yerlerde kullanılmış. Hocamın ilk sergisinde gördüğünde beni cezbetmişti. Demek ki tohumlar belki 1986-87 yılında hocamın Yıldız Sarayı'nda kuyum sergisinde atıldı belki. Ondan sonra benim işim ağırlık olarak hep sedef metal kesme üzerine yoğunlaştı. Bu kabuklar, tabii sedefin de başkenti diyeceğim antif aslında. Fakat ben biraz daha farklı bir teknikle yola çıktım. Hocamın bana hediye ettiği bir kitap kapağından esinlendim. Daha sonra belli bir teknik oluşturdum. Bu teknik de şu an için araştırmalarıma göre dünyada yapabilen yok. Ve ben bunu yaklaşık bir İstanbul'a 7 sene giderek, hafta sonları giderek oradaki belli öğrencilerime aktarmaya çalıştım bir parça. Bazıları şu anda yapmaya başladı. Bildiğimiz sedef kabukları, bunları belli aşamalardan geçiriyoruz. Elde inceltiyoruz, kesiyoruz, biçiyoruz kıl testerelerle. Tamamen klasik yöntemlerle yapıyorum. Teknolojik alet olarak bir tek matkap kullanıyorum ben. Tekniğin farklı dedim. Sedef dediğimiz zaman durabiliyoruz tabii. Işıltısı, gökşağın yedi rengini yansıtması, fosil olması ve fosil olmasından dolayı binlerce yıl kalabilme özelliğine sahip. Ben 3000-4000 yıllık sedef parçaları gördüm. Hatta Selçuk Müzesi'nde 2000 yıllık Roma eseri kemer tokasında görmüştüm. Halen ışıl ışıldı. O ışıltılar bizi cezbediyor. Farklı alanlarda kullanmaya gayret ettim. İlk defa tarafından denendiğine inandığım mozaik tarzını ilk hocamda gördüm, tabii kalkmasını gördüm. Ondan sonra geliştirdim bunu da. 1 santimlik, 1 milimlik, 2 milimlik hatta en fazla 1,5 santime kadar parçaları birbirine uladım. Uladığımız zaman levha haline getirdim. Levha haline getirdiğim zaman elinizde bir malzeme olmuş oluyor. Artık istediğiniz gibi şekillendirip, biçimlendirip kesebiliyorsunuz. Daha önce bu şekilde yapılmamış. Tabii uzun işlemleri var. Hatta tozu biraz zehirli silisyum içerdiği için bu konuda çok dikkat etmek lazım. Belli parlatma işlemleri geçiliyor. Ondan sonra levhale geldikten sonra iş başlıyor. Aslında işin en zulüm bölümü burası. Buraya kadar tam bir derler ya gavur eziyeti. Bayağı bir zahmetli bir çalışma oluyor. Sonra belli aletlerimiz var. Klasik el testereleri, el matkapları, kıl testereler. Efendim. Derken yavaş yavaş bu benim çalıştığım bir atölye ortamı. Tabii tozu emmek ve tozu sıkıntılı olduğu için devamlı maske kullanmak zorundayız. Aşamaları genelde motifleri kendi motiflerimizden de arıyorum. Bu bir endüstri. Kortaba Camii'nin duvar desenlerinden alma. Bazen kendim de çizmeye çalışıyorum yapabildiğim kadar. Kendimize ait motifleri kullanıyorum. Motiflerimi genelde talebeme çizdiriyorum. Bazen kendim çizmeye çalışıyorum. Çok hoşuma giderse bir yazıyı, bir efendime söyleyeyim, bir deseni hocalarımızdan istiyorum, izinleriyle, müsaadeleriyle kesiyorum. Benim burada en fazla dikkat ettiğim şey tasarım konusu. Onun da temelini hocamın üstadımız Profesör Doktor Mehmet Zeyd Kuşoğlu'nun döneminde aldık. Benim hocam da bahsetti. Özgünlük, özgür olması, çalıntı olmaması, kopya olmaması, her şeyle kendimize ait olmasına dikkat ediyorum. Bir de kendimizden motifleri kullanmayı seviyorum. Rumileri kullanmayı çok seviyorum. Tabii sedefin yanında başka materyalleri de kullanabiliyoruz. Biraz önce hemen aklıma Taner Hoca'nın bir söz, bir şey konuşması geldi. Metalin üzerinde herhalde minyatür denemeleri olacak. Acaba dedim etrafı kesilse ortasına Taner Hocam çizsen aslında o diye bir anda bir kafamda şekillendi. Bu şekilde özel tasarımlar yapmaya çalışıyorum.
Yaptığım çalışmaların en az 100 yıllık, 200 yıllık değil, 1000 yıl sonrasına kalacağını ümit ederek çalışmaya gayret ediyorum. Ve her bir çalışmayı mümkün mertebe bir defa yapıyorum. Bir defa yapıyorum. İkincisi çok nadir olarak ve değiştiriyorum. Metal kestiysem sedef kesiyorum. Ahşap kesiyorum. Üçüncüyü yapmamaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar dediğim gibi farklı tasarımları kullanmaya gayret ediyorum. Metalin içine sedefler, sedefin içine metaller. Farklı tekniklerde. Bu alanda da bilinen tarihteki ilk hilye-i şerifeyi bu fakir kesti. Tabii tarihte yapılmış kalkma hilyeler de var. Efendim de söyleyeyim. Ama naçizane bir hattat elinden, bir müzehip elinden çıkmış bir üçü bir arada olan eser yok. Yazılar şahsıma ait, desenler şahsıma ait. Efendime söyleyeyim. Bu tarz farklı çalışmalar. Genelde hap kesmeye çalışıyorum. Tabii keserken de anatomilerine mümkün olduğu kadar riayet etmeye çalışıyorum. Bazen malzemeyi doğru kullanmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü artık sedef günümüzde tedarik sıkıntısı olan bir malzeme. Negatif, pozitif dediğimiz dişili erkekliği kesimler yapıyorum. Aynı anda iki çalışma birden çıkmış oluyor. Bu tür çalışmaları üçüncüsünü yapmamaya çalışıyorum, yapmıyorum. Lale formunda oluşturduğum Esma-i Müstan serisinden bir çalışmaydı bu. Yapımına başladığım, sedef tedarikinden dolayı bıraktığım bir Esma-i Müstan serim. Tam 99 santimdi, yarım bıraktım. İnşallah tamamlamak nasip olur. Farklı sedef kabukları bunlar. Sonuçta bazıları çok kıymetli, gün hale geldi diye bak. Daha dün kadar çok ucuzlanıyordu. İçlerine metal yerleştirmeye çalışıyorum. Metal olarak sarı metal, bronz metal kullanıyorum. Bazen nadir de olsa gümüş kullandığım da oluyor. Hatta burada hocalarımız, Ali Rıza hocam da burada. Onun bir yazısını kesmiştim. Halen evimde durur. Otur izinle aldığım yazıları muhakkak ticari amaçlı kullanmamaya çalışıyorum. Sergilerde paylaşabiliyorum ancak çok nadir olarak. Yine yazı formu şahsıma ait olan bir inci kabuğu. Bu tür kabukların kesimi çok zor. Kırdığınız zaman dönüşü olmuyor. Aynı çalışmanın içine metal gömülmüş hali. Yine istif şahsıma ait olan bir maşallah. Tabi bunların ölçüleri çok küçük. Yani o ortadaki maşallah yazısı 5,5 santim falan. Çok ince kıl testereleri kullanıyoruz tabi. Belki bir çalışmada bazen onlarca testere kıldığımız oluyor. Yine bir yağlı, bir abalon diye tabir ettiğimiz çok farklı sedef kabukları var. Bunlar tabi sıcak denizlerde, okyanusa kıyısı olan ülkelerde geliyor. Filipinler gibi, Malezya gibi, Singapur gibi ülkelerden geliyor. Ülkemizde çok var ama çok nadir taş sedefler var. Genelde Selçuklu geometrik hendesi desenlerini çok seviyorum. Onları kullanmaya gayret ediyorum. Farklı istifleri deniyorum düzenli olarak. Tabi burada biraz desen de bilmek lazım, hat da bilmek lazım. Bilmiyorsak muhakkak bir hattata, bir müzehibe, müzehibeye danışmak lazım desenler konusunda. Rastgele kesmek olmaz. Desenin yapısını iyi bilmek lazım. Hattın anatomisini iyi bilmek lazım. Elif'in duruşunu, efendim vav'ın biçimini, anatomik yapısını çok iyi bilmek lazım keserken. Çünkü en ufak bir kaymada hattat hocalarımız bilir, artık iş zayi oluyor. Bazen tesiple de buluşturduğum oluyor. Yine ruhu ile bir vav. Bazen sembolik şeylerle çalışabiliyorum. 99 santim bu. Tabii slide'dan dolayı biraz yavukluk var, basitlik var, anlıyorsunuzdur. Yine desenleri talebeme ait olan bir vav. Aynısının. Bunlar tabii özel koleksiyonlarda. Şu anda Katar'da Tani ailesinin koleksiyonunda bunlar. Evet, bahsetmiş olduğum sedef hilye-i şerife. Tabii ilk acemiliğime geldi. Sedeflerin kalınlığı 1,5-2 milime yakın. Yaklaşık 7-8 bin tane testere kırdığımı biliyorum. Ve yaklaşık saat bazında da 3 bin saatte bitti. Şimdiki aklım olsa sedefi bayağı bir inceltir, öyle keserdim. Yine istifi şekli bana ait olan bir çalışma. Son dönemlerde böyle sedeften biraz uzaklaşmaya başladım. Tozundaki ölümcüllükten dolayı, kanserojen bir malzeme çünkü, metale ağırlık vermeye başladım.
Tabi olmazsa olmaz illaki desen, desenleri kendimiz çıkarıyoruz. Tabi bu anlayış biraz sedef sanatına biraz farklı bir açıdan bakıyorum ben. Önemli olan benim için kompozisyon, tasarım, tasarım birlikteliği, tasarım bütünlüğü. Son dönemlerde natürist dediğimiz deniz canlısı kabuğunu çok kullanıyorum. Bu tarz istifler yapıyorum genelde. Bu bayağı bir zor bir çalışma bunlar. Orada kullandığım mesela tavus kuşları, simuk kuşları genellik 995'er gümüşten kesiyorum. Yeşil sedef, siyah sedef, sarı sedef, efendim farklı sedefleri kombine ederek kullanıyorum. Ortadaki yazı istifi de yine bana aittir. Kalp formunda Allah ibaresi. Yine ay yıldız içerisindeki Allah, küfi Allah yazısı yine şahsıma ait naçizane. İllaki desen, tasarım olmak zorunda. Sol tarafta kullanıp çizdiğimiz rubileri natürüsün iç yatağına yerleştirebiliyoruz. Bu bronzdur, 1,5 milim bronzdur. Ve naçizane yine sedeflerden yaptığım bir maket. Yani bu yüzyılda yapılan, bu tarz yapılan tek maketler diyebilirim. Çünkü cesaret eden olmadı. Binlerce parçadan oluşmakta. Altın da kullanıyorum tabii ki. Yaklaşık 28 bin küsur parça var burada. Sütunlar 22 er altındır. Ölçü 40-64 santim. Bugünlerdeki kanayan yaramız Mescid-i Aksa, gerçek Mescid-i Aksa budur. Ön taraftaki de Kubbetüs Sahra. Her birisi 50'şer santim içerisindedir. Yani 50 santim, 50 santim. Küçük bir çalışma. İkisinde toplam 33 bin üzerinde parça vardır. Her bir parça elde kesilmek zorunda. Zorluğunu oradan anlayabilirsiniz. Yaklaşık bir yılı aşmıştır süresi. Ve şu anda da İstanbul'da 19 Kasım'a kadar aşmış olduğumuz Bağlarbaşı'ndaki sergide sergileniyor. Yine naçizane tabi bu işin temeli grafik tasarım ve hat olarak görüyorum ben. Efendim burada beni yetiştiren üstad hocama, hocalarıma sizlere çok teşekkür ediyorum. Adım Hıdır, elinden gelen budur misali. Karınca kararınca bir şeyler yaptık, yapmaya çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan aktarmak ve paylaşmaktır. Hocalarımızdan aldığımız ilmi hüves hüvesine aktarmak, ilmi zekatının %100 olduğuna inanma anlayışıyla sizlerle de naçizane bir şeyler paylaşmaya çalıştık. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Zamanımız çok kısa, sanırım bize soruşturmalar var galiba. Evet. Biraz daha vaktimiz var mı? Bilgi de sorusu değerlendirebiliriz. Yok hocam, ben tebrik edeceğim. Özellikle son 3 boyutta çalışmalarda öncekiğinizde özgürleşmişsiniz. Zahit imza atmasınızı ben en azından hafif tanırım. Ve özellikle sanat eserini biz en kısa şeyi tanımışız. Anlamlı farklı öğelerden anlamlı bir bütün. Eyvallah. Orada o olmuş ve iki merkezi çeşitli olmuş gibi siz çok güzel. Eyvallah. Ama hepsinin temelinin altında ben şuna inanıyorum. Resim değil. Resim ve fotoğraf eğitim. Temel o, sonra grafik derken üst üste üstü koyarak gittik. Teşekkür ediyorum. Sergi oluştu. Hepinizin İstanbul'a gidince görmenizi tavsiye ederim. İnşallah.